Selamlar herkese, ben İlter Dawn Harmony Güral. A'dan Z'ye serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Üst koridorda Gangplank oynuyor olacağız. Gangplank'in tekrar aktifleştirilmesini bekliyordum bu bölümü çekmek için. Sonunda aktifleştirildi. Şu son 2 gündür de bayağı bir şampiyonu kavramaya çalıştım açıkçası normal oyunlarda oynayarak. Şimdi çözdüğümü düşünüyorum. Olabildiğince anlatmaya çalışıyor olacağım size. Gangplank ile ilgili size söyleyecek çok ilginç şeyler var. Fakat önce şu duyuruyu yapayım. Tabii ki bu videoyu daha geç seyredenler olacaktır. Fakat ben bu videoyu 6 Ağustos'ta paylaşmış olacağım. Mutlaka Gangplank'i alıp bir tane PvP'de oyun girin. Çünkü eğer 10 Ağustos'tan önce Gangplank ile bir oyun atarsanız Riot Games size Kaptan Gangplank kostümünü bedavaya verecek. Sonra "Aa, ben kaçırdım" falan filan dememeniz için ben şimdiden söylüyorum. Böyle bir etkinlik yapmış Riot Games. Şimdi Gangplank ile ilgili söyleyeceğim muhtemelen ilginç şey: Dark Passage Chartenix maçında, ben Chartenix'te oynarken Gangplank oynamıştım ve o Türkiye Competitive, yani profesyonel arenasında sanırım ilk ve son Gangplank oynanışı oldu. Yanlış bilmiyorsam ilk ve sondu, çünkü normalde takip eden bir insanın maçları, bir daha hiç Gangplank oynandığına şahit olmadım. O maçı da bugün ya da yarın YouTube kanalıma yüklüyor olacağım. Biraz eski bir oyun ama olabildiğince göstermeye çalışacağım o zamanlar nasıl olduğunu profesyonel camianın. Şimdi Gangplank'e geçecek olursak, yeni hali bence eski haline oranla çok daha güçlü. Özellikle E yeteneğine gelen değişiklik mükemmel bir hale getirmiş şampiyonu. Hatta profesyonel arenada bile görme şansımız var yani. Çünkü gerçekten yüksek hasara sahip bir şampiyon olmuş. Ultisi zaten iş yapan bir karakterdi. Hiç koridordan ayrılmadan başka bir koridora yardım edebiliyordunuz. Şimdi onu da sağlıyor zaten Gangplank. Oynanış tarzı olarak bir sürü oyun tarzı var. Tutuştur ya da ışınlan ile oynayabilirsiniz. Ben şu an ışınlan ile oynuyorum. Işınlan ile oynadığınızda kurt ya da keskin gaga mıydı, sivri gaga mıydı? Keskin gaga olması lazım. Onlardan başlayabiliyor musunuz bilmiyorum. Denemedim açıkçası. Daha sonra deneyip yaparım. Şimdilik üst koridorda Matara ile oynuyor olacağım. O yüzden gerek yok onlardan başlamaya. Ayrıca şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Eski Gangplank ile orman dönebiliyordunuz çok sıkıntı yaşamadan. Şu anki Gangplank ile dönmek pek kolay değil. O yüzden tavsiye etmiyorum. Üst koridorda oynamak en iyisi olacaktır, Işınlan ile oynamayı tercih ederseniz. Tabi tutuştur da tercih edebilirsiniz. Nasıl bir oyun tarzınız olduğuna bağlı. Özellikle yani belli başlı Gangplank oynanış tarzları vardı eskiden. Şimdi de o şekilde bir sürü oynanış tarzı ortaya koyulmuş bile. Tank Plank var. Crit Plank var. Sonra Full AD Plank var. Ya bu gank yerine build'in ismini söylüyorlar. Genellikle yurt dışında, yani yabancı oyuncular o şekilde söylüyor. Bu arada Fizbee yüklenemedi. İlginç bir detay. Biz genel olarak hasara odaklanmış Gangplank'i oynuyor olacağız. Hani şöyle söyleyeyim size. Sadece bekleme süresinde azalma botu alıp 5 tane ebedi kılıç alan Gangplank oyuncuları bile var ki iş yapıyor. Hani ciddiyim, iş yapıyor. O kadar ilginç bir karakter ki şu anki haliyle eğer E yeteneğini kullanmayı biliyorsanız devasa iş yapabiliyorsunuz. Ben rün olarak kırmızılar ve büyükler saldırı gücü, mavilerde bir kısmı büyük direnci, bir kısmı bekleme süresinde azalma, sarılarda da can ve zırh karışık olarak girdim. Kabiliyetleri de şöyle göstereyim size. Savunma kısmındaki puanlara çok ihtiyacınız yok Gangplank oynarken. Sağ taraftaki sihirdar büyülerinin bekleme süresini azaltmak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle sol tarafta göreceğiniz saldırıda tam en üst solun bir altındaki yetenek çok işe yarar bir yetenek. Çünkü rakibe büyü hasar verdiğinizde takım arkadaşlarınızın verdiği hasar da artıyor. Ultinizi hiç koridordan ayrılmadan attığınızda da takım arkadaşlarınızın hasarını arttırmak adına güzel bir kabiliyet seçimi diyebilirim. Ve tekrar söylüyorum, Gangplank için çok fazla oynanış tarzı var. O yüzden belli bir şeye bağlı kalmanıza gerek yok. Ben genel olarak şampiyonun mekaniklerini anlatacağım. Fakat yetenek arttırmaydı, ne bileyim, eşya seçimiydi falan da filan da, bunun için belli bir şeye bağlı kalmanıza gerek yok. Şimdi pasif ve ateşli imtihan, her 15 saniyede bir Gangplank'in yapacağı düz vuruş rakibe gerçek hasar veriyor. Ve yani bu hasar 1,5 saniye içerisinde vuruyor. Ve vurduktan sonra da Gangplank hareket hızı kazanıyor. Fiora. Orada yeni Fiora da bayağı güçlü. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Cidden yeni Fiora da, hani eski Fiora kadar eğlenceli değil bence ama bayağı hasar veriyor diyebiliriz.
Bu arada pasifimizi kulenin üzerinde de kullanabiliyoruz. Yani kuleye düz atak yaptığımızda da hasar veriyor. Fakat yarı yarıya hasar veriyor. Ayrıca pasifimizi 15 saniye bekleyerek kullanmamıza gerek yok. Eğer E yeteneğinizi kullanırsanız varil diyeceğim ben bunları. Varili kırdığınızda pasifiniz tekrar yenileniyor. Biraz agresif oynayacağım ben Fiora'ya karşı. Fiora ile başlamış. Olabildiğince Q yeteneğinizle minyon almaya çalışın çünkü Q ile herhangi bir hedefi katlettiğinizde hem manınızın yarısı geri iade ediliyor hem de ekstradan altın kazanıyorsunuz. İlk başta 4 altın kazanıyorsunuz. 5. seviyeye getirdikten sonra artı 8 altın kazanıyorsunuz her hedef başına. Arada Q ile rakibi dürtebilirsiniz. Özellikle kritik rününüz varsa o kritik denk geldiği anda rakibin bayağı canını yakacaktır. E yeteneğiniz mana harcamıyor kullanırken o yüzden sıkıntı yaşamazsınız. Facebook'u kapatacağım, sesi açık kalmış. Böyle hemen kapatayım. Oh, bana atar mı yaptı ben alt tablayken? Şu an rakibi dürtüyorum ama çok bir anlamı yok açıkçası. E ile hasar vermediğiniz sürece çok fazla hasar veremiyorsunuz. Şöyle hasar verirsiniz derken vuramadık hasar, çabuk hareket etti. Direkt Q'yu atıp ondan sonra yapsaydık muhtemelen gafil avlayabilirdik. Onu da göstereceğim tabi. Manınızın çabuk bitmesini istemiyorsanız Q'yu rakibe daha az atmayı tercih edebilirsiniz. Çünkü Q yeteneğinizin tek olayı bu. Saldırı gücünüzü birebir olarak alıyor. Yani ekstra hasar olarak saldırı gücünüze tam eşdeğer oranda veriyor. Mesela şu an saldırı gücümüz 80 artı 80 hasar veriyor. O yüzden saldırı gücü kasmak önemli Gangplank'e. Kaçırdık o minyonu, yapacak bir şey yok. Öyle koyalım bakalım. Koyduğunuz varilleri rakipler de patlatabiliyor bu arada. O yüzden ona dikkat etmeniz gerekiyor. Direkt rakibin içine koymamaya özen gösterin. Varili koyduğunuzda ki ben varil diyeceğim bundan sonra. İlk başta 3 canı oluyor fakat ilk seviyedeyken 2 saniyede bir yük kaybediyor. Daha sonraki seviyelerde bu yük kaybetme hızı azalıyor. Son seviyeye geldiğinde ki hani ikinci olarak E full diyelim. İlk Q sonra E diyelim. 13. seviyeye geldiğinizde E yeteneğinizin yük kaybetme oranı 0,5 saniyeye düşüyor. Yani ilk baştakinden iki kat daha hızlı bir şekilde yük kaybediyor. Daha hızlı kullanabiliyorsunuz. Çünkü son vuruşu attığınızda bu varillere o zaman patlatıyorsunuz. Rakip de son vuruşu atabilir. O zaman o da 10 altın kazanıyor. Evet, totem atalım. Şakoymuş. Şako sıkıntı. Atak yapmaya kalkarsa hemen var ile Q atacağız. İlginç şeyler deneyebiliriz burada. Ah, ucuyla kaçtı. Gerçekten ucuyla kaçtı. Bağlantılarını doğru yapmanız gerekiyor. Bunlar combo olarak kullanılabiliyor. Fakat birbirine tam şu daireler içerisinde bağlı olmaları gerekiyor. Bu arada Q'nun en güzel yanlarından biri de varile Q attığınızda etkisinin bütün minyonlara gitmesi. Şöyle göstereceğim. Bakın iki tanesinden de artı altın kazandım. Bu Q'nun E'nin daha doğrusu tamamen yansıtıyor olmasından kaynaklanıyor. Şu minyon dalgasını da ittirsek güzel olur aslında. Birazcık riskli ama tam E'nin o son yüke gelmesini bekledim. Bu sayede Fiora düz atağını yapamadan ben patlatmış oldum. Shaco etrafta gözükmüyor sanırım. Yok, birini öldürmüş, o zaman etrafta gözükmüş. Ben dikkat etmemişim. Şimdi alt koridora yardım edebilecek miyiz bakalım hemen. Yok, öldü o. Her türlü öldü yani. Hemen yardım edecek duruma bakıyoruz.
O beni öldüremez diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden çok umursamadım. Şako da buradaymış. Ne güzel asistimizi de aldık. Üst koridora ışınlarıyla dönebiliriz. Ya sürekli olarak diğer koridorlara bakıyor olmanız gerekiyor Gangplank oynarken. Bu sayede ultinizi etkin olarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Kritik ihtimali biraz daha önemli. Gangplank oynarken. O Morgana baskın. Yine mi? O yayınlamadığım videoda da destek oyuncusu üst koridora gelmiştir. Sanırım bunda da öyle olacak. Umarım böyle olmaz. Bu arada yanlışlıkla mana iksirini kullandım. Morgana baya baya üst koridorda takılacak anlaşılan. Neden destek oyuncusunun kendi desteği saldırı gücü taşıyıcısını bırakıp üst koridora gelmesinin aslında iyilik değil kötülük olduğunu anlattığım bir video olmuştu. Yani maçı kazanmıştık 20. dakikada ama yine de kötülük olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Çünkü kendi oyuncunuzun o konfor noktasını bozuyorsunuz. Yani nasıl oynayacağını şaşırıyor. Hem saldırı gücü taşıyıcınız yalnız kaldığı için kötü oynamaya başlıyor. Hem de üst koridor oyuncunuz beklemiyor yani öyle bir şey olacağını. Konfor noktasından çıkması gerekiyor. Tam üzerime oynamıştı aslında Elis gelebilirdi. Tekrar gelecek gibi duruyor. Çok güzel. Elis çok iyi geldi zamanında. Camplemek bu değil arkadaşım. Hani AV Batı sunucusunda bir Teemo falan almayı dene. O zaman camplemek ne demek görürsün. Tabii ki çok baskın atlar hani Shaco'ya oranla Shaco sadece bir kere gösterdi kendini. Morgana iki kez gösterdi, Elise bir kez geldi. Ona oranla tabii ki fark var hani ben burada onun mağdur durumda olduğunu reddetmiyorum. Fakat camplenmek bu değil yani. Abi bir keresinde Teemo oynayayım demiştim. Karşıya Darius almışlardı. Aldığımı alacağıma pişman ettiler. Yani size o kadar söyleyeyim. Ben hayatımda böyle bir olay görmedim. Tam bitmesine oranlayarak atarsanız hem rakip kesebileceğini düşündüğü için etrafta kalır. Rakibe hasar verirsiniz varil ile fıçı ile. Hem de patlatmış olursunuz. Rakip altın alamaz ekstradan. Şimdi adam akıllı anlatan bütün yeteneklerini Q'yu anlattık zaten. Ha Q ile ilgili şöyle bir önemli nokta var. Mutlaka Q ile son vuruş yapmaya çalışın. Çünkü gümüş yılan yükü biriktiriyorsunuz. Gümüş yılan yükü 500 olduğunda ise top salvosu geliştirmeleri gerekiyor. Yani ultinizi geliştirebiliyorsunuz. Yeni özellikler ekleyebiliyorsunuz. Q ile kazandığınız altın, ekstra altın gümüş yılan yüküne eşit. W yeteneğiniz herhangi bir kitle kontrolden çıkmanızı sağlıyor. Ayrıca canınız ne kadar azsa o kadar ekstradan can veriyor size. Bakalım %15 eksik can değerinizin %15'ine eşdeğer şekilde can kazanıyorsunuz. O yüzden W da önemli bir yetenek diyebilirim. Shaco top'ta. Yavaşlatmayı silmek için kullanabilirdim mesela. Çok güzel. Baya güzel. E yeteneğinizin menzili oldukça yüksek. Bu arada Türkiye'nin en iyi Gangplank'i olmak için kasabilirim. Yani şu anki hali gerçekten eğlenceli. Yani oynayabilirim böyle çok ciddi bir şekilde çalışarak. Çünkü E yeteneğini eğer düzgün kullanırsanız gerçekten kral oluyorsunuz. Gangplank'te o kadar söyleyeyim size. Şu minyonları mesela biriktirelim burada. Derken. Yoro. Attı. Hareket hızı kazanmak için önünüze. Oh. Peki.
Şu ileriye E yeteneğini atıp tam geçerken hop. Hareket hızı kazanmak için kullanabilirsiniz bu şekilde. Kullanmam gerekmeyebilir de sıçrayı fakat riske atmak istemedim açıkçası. Muhtemelen kullanmadan da kaçardım yine de hani zorlamasınlar istedim. E yeteneğini kendinize yakın bir yerde kullanırsanız rakip özellikle yakın menzilli ise yaklaşması gerekeceği için ben cesaret edemeyecektir. Şu şekilde de hızlıca kullanabilirsiniz mesela. Normalde hani 3 yük başlıyoruz yavaş yavaş canı iniyor ya da siz düz atak yaptığınızda rakip düz atak yaptığında iniyor. Fakat eğer bağdaştırırsanız E yeteneklerinizi hani birbirine kombolayacak şekilde yok ederseniz diğerini patlattığınızda o da patlayabiliyor. Biraz erken attık. O E yeteneğinin hala süresini 0,5 olarak görüyorum. Ondan kaynaklanıyor. Arada canınızı doldurmak için W yeteneğinizi kullanabilirsiniz. Bekleme süresi çok fazla fakat rakipte sersemletme falan yoksa çok sıkıntı olmuyor kullanmanız. Ops, biz onu nasıl yedik? E yeteneğinin en önemli olayı %60 zırh delme veriyor olması. Yani hem normalde Q ile vereceğiniz hasarın ya da düz atağınızla vereceğiniz hasarın birebir aynısını veriyor. Bir de üstüne %60 zırh delme veriyor. Bu da yani mükemmel bir olay. Üstüne E ile hasar verdiğiniz rakipler yavaşlanma uygulanıyor. O rakipleri yavaşlatıyorlar. %40 oranında olması lazım. 2 saniyeliğine. Şöyle güzel hasar verebiliyorsunuz. Bayağı uzak mesafeye. Ben bunu keserim yalnız. Hareket hızı almak için onu kırdım ama Shaco buralarda olabilir, çok öne açılıyor ya da kendine güveniyor sadece. Ben kendine güveniyorum. Ne de riskli sanırım buralarda durmam. Beni de kesebilecek hasarı var sanırım. Şu an onu bekliyor çünkü yaklaşmamı bekliyor. Bu kadar minyona rağmen kesebilir mi emin değilim. Ops, bunu bekliyormuş. Ben de Elise güveniyorum açıkçası. Pardon, Elise diyorum, Morgana'ya. Tamam, güzel. Olduğu kadar, olmadığı kadar. Bu arada ben cidden Elise var sanıyordum ama olsun, Morgana da iyidir. Ben ilk olarak üçlü kuvvet almayı tercih ediyorum. Yanına da İonya çizmeleri almak güzel oluyor bekleme süresini azaltma için. Fakat daha farklı eşya seçimleri de yapılabilir. Sonra da Hydra çıkacağım. Ya olabildiğince hem savaşta dayanabilen hem de yüksek hasar verebilen bir Gangplank oluşturmak istiyorum. Ama bir anda tek atan Gangplank de çıkabilirsiniz. Yasuo gibi de kasabilirsiniz. Statik, ebedi kılıç falan da alabilirsiniz. O sizin inisiyatifinize kalmış bir durum. Olmamıştı Q ama güvende olmak için attı. Mükemmel yalnız. Çok güzel hasar verecektim ya. O kadar umut etmiştim. Thresh kurtardı. Ben ultim ile güzel bir şeyler yapacağım burada. Öl. Lütfen. Cana bak. Hareketsiz kazanmak için böyle bir şey yaptım. Ama yetişemeyeceğim muhtemelen. Yine de deneyelim şansımıza. Güzel yetiştik. W atmak için bekledi. Fakat kötü oldu onun için. Biz de öldük ama olsun. En azından yakaladık, değil mi? Değil. Çünkü o benim verdiğim skordan 3 kişi yararlandı ve ekstra altın verdi. Fiora. Komik. Hata yaptık diyebilirim. En azından öldürdükten sonra direkt bu tarafa doğru kaçmayı deneyebilirdim. Şimdi bahsedilebilecek şeyler. E yeteneğiyle inanılmaz kombolar yapabiliyorsunuz. Hem kaçış için hem kovalama için.
hem rakibin fark etmeyeceği şekilde kullanmak için deli gibi combo ihtimali sayısı var. W yeteneğinizle ilgili söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Rakibin kitle kontrol kullanmasını bekleyin W kullanmadan önce. Ona göre hani kitle kontrolden anında kurtulabiliyorsunuz. Sersemletme altında da kullanabiliyorsunuz çünkü. Ya, ışından atayım bari. Yani o kadar geldik ama. Mesela Thresh'in Q'sundan kaçmak için attı. Bu sefer de Vayne attı. Yukarıdaki farma yazık oldu valla. Shaco da burada. Kaçarım diye düşünüyorum. Aynen. Sıkıntı yok o yüzden. Ya orada W'ma güvendim. Eksik can değerimin %15'ini iyileştirdiği için hani her türlü kaçarım diye düşündüm. O yüzden olabildiğince uzun kalmaya çalıştım. Üst koridordaki bayağı bir minyon sayısından feragat ettik. Ne kadar iyi oldu tartışılır ama en azından bir şeyler yapabildik. Çok güzel oynadım Morgana. Bu arada ultinizi söylemeyi unuttum. Ultinizin olayı da belli bir alanda sürekli olarak ne onun adı? Büyü hasar veriyorsunuz. Ve bu büyü hasarı da sürekli olarak rakipleri yavaşlatıyor. Yani o alanda olan rakipler sürekli olarak yavaşlıyor. Bu da hani takım savaşları için birebir alanı da oldukça büyük. Gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Oyunu kaybediyoruz anlaşılan. Biraz daha takıma yardım etmeye çalışabilirim. Bu arada ultinizi her geliştirdiğinizde koyabileceğiniz fıçı miktarı, varil miktarı artıyor. O bakımdan da önemli. Mesela bazı karakterlerde ultiye fazla verilmez ama Gangplank bunlardan biri değil. Ya Shaco da mesela en iyi Shaco oyuncuları ultilerini geliştirmiyor fazla. Öldük yine de sanırım. Aynen. Mesaj o çok iyi şak oyuncuları tekrar vermiyor dedim ya. Bunun nedeni vermemelerinin nedeni sadece bekleme süresini azaltıyor olması veya hasarını birazcık arttırıyor olması. Onun yerine diyor ki ben mesela W'ye veririm daha uzun süre korkuturum ya da işte Q'ya veririm daha fazla vururum falan diyorlar. Bunu uygulandığı birkaç tane şampiyon vardı. Hangisiydi şu an hatırlamaya çalışıyorum. Bir Shaco, iki Tryndamere. O kadar olması lazım. Yani benim hatırladığım kadarıyla Shaco ve Tryndamere'de ultiye 13. seviyeden önce ikinci kez verilmiyor. İlk seviyede veriyorsun mutlaka 6. seviyede ama 13'e kadar sonra tekrar vermiyorsun diye hatırlıyorum. Yanlış olabilir. Ya ben bir şampiyonu en iyi oynayan oyuncuları takip etmeyi severim. O yüzden Amerika sunucusunu da şampiyonun ehli olmuş oyuncuları bol bol takip ediyorum diyebiliriz. Gördünüz mü hasarı? Bayağı uzak bir mesafe hem de. Ups, nereye gitti acaba? Çalışalım. Ultimizi geliştirebileceğiz. Ya kuleye alamayacaklarından emin olmak için attım ultiyi. Yoksa kesmek falan, takım savaşı çıkarmak şeklinde bir kastım yoktu. Şimdi ulti geliştirmesi olarak hangileri alınabilir?
Ateş Serbest, Moral Ver ve Ecelin Kızı var. Ecelin Kızı'nı aldığınızda tam ortadaki merkez bir alana %300 gerçek hasar veriyor. Ve 1,5 saniyeliğine hedefleri 160 yavaşlatıyor. Bu baya güzel ama tam ortalayarak kullanmanız gerekiyor tutması için. Çünkü sadece bir kereye mahsus tam ortaya hasar veriyor. Ateş Serbest güzel geldi bana. Top salvosu zaman içerisinde artan bir hızla ateş eder diyor. Etki süresi boyunca fazladan 6 dalga atıyor. Yani normalde atacağından 6 kez daha fazla atıyor bu dalgaları. Ops. Kulaklığın adaptörü düştü ama gitmedi. Gitmiş olsaydı video da iptal olurdu. Ben şimdi Ecel'in kızını alacağım. Diğeri de ultinizin içinde olan takım arkadaşlarınıza hareket hızı veriyor. Yani onun için gerçekten iyi takım oyunu oynuyor olmanız gerekiyor. O yüzden tercih etmedim. Ejderha alırsak çok iyi olur. Yani Gangplank'in çok işine yarıyor diyebilirim. E yeteneğiniz vizyon vermiyor fakat şöyle söyleyeyim. Wow, güzel hasar Vayne. Şimdi E yeteneğiniz vizyon vermiyor fakat E yeteneğinizi kullandığınızda eğer rakip patlatırsa vizyonu gittiği için anlıyorsunuz. O yüzden hani bir nevi kısmi vizyon veriyor yani rakip onu patlatacağı için. Orada Vayne bayağı kasmış 11-3-6. Artık şöyle yerlerini değiştirebiliyoruz, taşıyabiliyoruz. Orada artık sihirdarların üstüne gelip simgelerini de görebiliyorsunuz. O Fizz'de Gangplank simgesi var. Ben uğraşmadım açıkçası almak için. Bayağı zor gelmişti. Tam ortasına denk getirmeye çalışmadım. İkisine birden vurayım dedim. O yüzden Thresh ölmedi. Yoksa Thresh'i ortalayarak atsaydım ultimi geliştirdiğim şey nedeniyle hasarı öldürmeye yeterdi. Ejderha almamız lazım ama Shaco'nun da split yapmasını bir şekilde engellememiz gerekiyor yani. Şöyle koyalım. Bazen iki kez tıklıyor ya. Mouse. Gerçekten. Can sıkıcı bir durum. Şu altında yetenek olduğu için yetenek diyorum. Güçlendirme. Buff'tan anlayabilirsiniz. Yani sadece gerçek Shaco'da güçlendirmeler olur. Kırmızı, mavi falan filan. Hemen oraya da yardıma gidelim. Ejderi alırsak çok iyi olur. Hareket hızı kazanmak için de atabilirsiniz E yeteneğinizi. Ulti kullanacak. Ah, ultiyi çok kötü attım. Wow. Shaco tek attı. Ama ben saçmadım yani orada. Vizyonları olduğunu biliyordum. Orada bizim ejderi almamız gerekiyordu. Hala almadık ejderi. Ben de 4333 altın oldu. Bu süreçte. Şimdi ebedi kılıç alacağım. Bunları yok. Bunu satsam. Biraz daha altına ihtiyacım var. Ölüyüm zaten. Belki birikir. Bu şekilde birikir. Hatta bir tanesini geri bile verebilirim. Şu muhabbeti pek sevmiyorum ya. Hani tanınmak çok iyi bir şey değil çünkü tam odaklanamıyorsunuz. Tam iyi güzel ilgi insanın hoşuna gidiyor ama gerçekten hani odaklanma konusunda sıkıntı. Hatta şöyle söyleyeyim, LCS oyuncularının birçoğu tanınmamak adına değişik isimlerle hesapları açar. Hani tanınmayacaklar. Sallıyorum mesela Incarnation'ın şöyle bir hesabı var. Sallıyorum sayıları. Böyle bir hesabı var. Sayıları
alfabetik düzlemde bir araya getirdiğinde Incarnation yazısı çıkıyor. Fakat hani bunu öylesine insanlar anlayamıyor. O yüzden adam rahat rahat oyununu oynuyor, yaşamıyor falan. Tek attı. Güzel tek attı. W kullandık ama yetmedi yani hasarı. Güzel Morgana hayatta kalacak gibi. Morgana bayağı iyi oynuyor ya. Ben daha iyi oynayabilirdim muhtemelen. Hani hortumuna dikkat etmek adına ama yani dar bir alandaydım. Orada dojlamak için şuraya doğru yürümem gerekirdi. Oraya doğru yürürsem de muhtemelen EQ yapardı. Tahminen söylüyorum. Vayne çok kasmış. Vayne'i teklememiz gerekiyor. Ebedi kılıç alırsam tekleyebilirim. E yeteneğimi düzgün kullanırsam. Şimdi E yeteneğini kullanmak için birkaç tane taktik göstermeye çalışayım size. Şöyle bir taktik var mesela. Bunu koyuyorsunuz. Bu bir yük. Beklerken şöyle. Bu değil de. Nasıldı? Ya mesela örnek şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Sonradan koyarak en sonda koyduğunuzu patlatabiliyorsunuz ama bunun daha hızlı yöntemleri de var, yöntemleri de vardı diye hatırlıyorum. Onları tam olarak bulmam lazım. Ya daha o kadar çalışmadım açıkçası. Hani basitçe Gangplank'i öğrenmeye çalıştım. Onları da öğreniriz yakında. Hop, bu bizden değilmiş ya. Bu arada ben hasarım daha iyidir diye umuyordum ama yok yani. Vayne her türlü dövüyor. Öl. Yapma bunu ya. Ben Hydra'yı basmadım o yüzden hemen. Hani. So, ne yapıyorsun? Yeteneğinizle bol bol ekstradan altın kazanabiliyorsunuz Q'yu birleştirerek. Kamyonların ortasında kullanırsanız ve kritik vuruşu denk gelirse bu şekilde bayağı bir ekstra altın kazanmış oluyorsunuz. Şuna atıyordum ben, ne oldu? Hareket hızı kazanmak için attım mecbur, yoksa zaten uzaklanmıştı. Yasuo çok mobil ya. O düşmüş gibi gelmedi, o oraya kadar yürüdü. Baron alabiliriz şu an gerçekten. Az orta koridor inhibitörü açık ve şuradan da Vayne yarıyor. Valla Baron'u alalım yani, yapacak bir şey yok. Bunu da keselim. Base'e döneyim en iyisi. Baron'u aldık gibi çünkü. Burada vereceğiz muhtemelen ama. Hepsini açtığı için geri çıktım. Ha, değdi mi? Emin değilim. Ne? Baron'a ikinci inhibitörü vermiş olmak riskli bir tercih. Ama takım savaşı kazanırsak yani kazanabiliriz oyunu. Yiyelim bakalım. İkinci olarak ateş serbestliği alacağım. Tank eşyası almayacağım ben bu maç.
Son fısıltı alalım. E yeteneğiyle birleşirse bayağı güzel hasar veriyor. Vayne için şunu almak lazım sanırım. Üst koridora gideceğim. Sonra gerekirse ulti ile yardım ederim 15 saniye sonra. Şimdi bakalım yardım edebiliyor muyuz? Sonradan nefret ediyorum. Ulti'yi çok aceleci davranarak attım, hiçbir işe yaramadı da. Ya o benim suçum ama Yasuo fazla mobil ya. İyi alışık değil. Daha kullanılabilir yapmışlar. Ya kaybettik ama sıkıntı değil. Gerçekten hani bu A'dan Z'ye serisinde oynarken kazanmak ya da kaybetmek benim için çok önemli olan bir faktör olmuyor. Mesela bundan önce gayet yüksek elo bir oyunda 20. dakikada da kazandığımız oldu ben video çekerken Gangplank ile, ama ultisine, bu ultisiyle alınabilecek eşyaları falan filan bahsedemediğimi düşündüğüm için o videoyu paylaşmamayı tercih ettim. Bunda daha fazla şey anlatabildiğim için bu videoyu paylaşıyor olacağım. Ya A'dan Z'ye serisi hani kazanmak ya da kaybetmekten çok şampiyonu anlatabilmek ya da daha detaylı bilgi verebilmek de, tüyolar verebilmekle ilgili bence. O yüzden umarım keyif almışsınızdır. Umarım bu video sizin işinize yarayacaktır. E yeteneğinizle ilgili son bitiyor. Çalıların içinde kullanıp kombolarınızı yapabilirsiniz. Zaten Gangplank ile ilgili mutlaka yeni videolarım da olacak. O yüzden hiç dert etmeyin yani. Biraz daha hani püf nokta falan istiyoruz derseniz zaten Gangplank'i oynamayı düşünüyorum. Ben oldukça keyif aldım. Bunun dışında söyleyebileceğim bir şey yok sanırım. Gangplank oynayın. Güzel şampiyon. 10 Ağustos'tan önce oynarsanız Kaptan Gangplank kostümünü alacaksınız. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.